Herkese merhabalar. Futbol Manager 2024'te fena sikerim yolculuğuna kaldığımız yerden ikinci sezonda, ikinci bölümde devam ediyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz ilk sezonda lisanssız ve itibarımız en düşük seviyede başladığımız maceramızda arkadaşlar Bijelo Burdo takımını küme düşme hattında aldık. Hatta en son sırada almıştık ve sezon sonunda onları ligi dördüncü bitirmelerini sağladık arkadaşlar. Antrenörlük lisansı için başvurumuzu yapmıştık. İlk lisansımız için başvurumuzu yapmıştık. Onu beklemekteydik ama ayrılık vakti gelmişti arkadaşlar. O takımdan çok ekstra bir noktaya gideceğimizi düşünmüyordum ve istifa ettik. Hatta bu konuda başkanla da biraz başkanın ikna turları da oldu ama kararımızdan vazgeçmeyerek istifa ettik. Antrenörlük lisansı hala alamadığımız için birçok takıma başvuru yaptık arkadaşlar. Hiçbir takıma bize gelmedi. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden birçok takıma Polonya, Bulgaristan, Almanya dolaştık. Herkese başvuru yaptık ama hiçbiri bizi kabul etmedi arkadaşlar. Ve sezon açılışında herhangi bir takımla ne yazık ki anlaşma sağlayamadık. Kritik noktalardan biri biz iş ararken Bijelo Burdo takımında başvurduğumuz antrenörlük kursu tamamlandı. Ve ilk lisansımızı cebimize koyduk ve takım aramaya devam ettik arkadaşlar. Artık bazı ülkelerde, kuzey ülkelerinde özellikle sezon devam ederken de karşımıza bir fırsat çıktı ve o takımın başına geçtik. Evet, yeni takımımızın başına geçtik. Yeni takımımızı sizlere tanıtacağız ve bakalım fena sikerimin yolculuğu nerede devam edecek. Tarihler 28 Ekim 2024. Fena sikerim İsveç'te arkadaşlar. Evet, Östersunds'un başına geçiyoruz arkadaşlar. Açıkçası beni çok heyecanlandıran bir gelişme oldu. Çünkü biliyorsunuz Östersunds deyince aklımıza Graham Potter geliyor. Bir Graham Potter'ın kariyeri gibi bir kariyerimiz olur mu diye düşünmedim değil bu journeyman hikayesinde. Ama ta ki puan tablosunu görene kadar. Evet arkadaşlar, İsveç Premier Ligi'nde an itibariyle Östersunds'umuz 28 maçta 27 puan toplamış durumda. Kalan maç sayısı sadece 2 ve 2 maçlık sanki bir Yılmaz Vural edasıyla bu takımın başına geçilmiş bulunmaktayız. Açıkçası bu biraz moralimi bozmadı değil. Bu sezon 2 maç oynayacağız. Küme düşmemek için mücadele edeceğiz arkadaşlar. Ama ben Östersunds'ta bu sezon kümede kalırsak şayet önümüzdeki sezonda burada geçireceğimi tahmin ediyorum. Bakalım neler yapacağız, göreceğiz. Evet, fikstüre şöyle ufak bir göz attığımızda son 2 maç iç sahada Hamstad ağırlayacağız ve Gais deplasmanlarına gideceğiz. İki maçtan elde edeceğimiz sonuçlara göre de ya kümede kalacağız, ya playoff oynayacağız, ya da küme düşeceğiz arkadaşlar. Hakikaten zorlu bir kariyer bizi bekler. Takımı tanıtmak istiyorum size birazcık arkadaşlar açıkçası. Östersunds an itibariyle tesisleri gerçekten çok kötü seviyede görüyorsunuz. Düşük antrenman tesisleri, düşük altyapı, altyapı antrenörlüğü kötü ve altyapı oyuncu alım sistemi vasat durumda. Maçlarımızı 8466 kişi kapasiteli Jean Prat Arena'da oynamaktayız. 1996 yılında kurulan bir takımız arkadaşlar. Kupalara baktığımız zaman bir İsveç Kupası şampiyonluğu dikkat çekiyor. En önemli kupamız İsveç Kupası şampiyonluğu olmuş durumda. Maddi durum transfer bütçemiz sadece 36 bin euro civarında. Maaş bütçemiz tamamıyla dolu arkadaşlar. Genel durumda eksi 912 bin euroluk bir bakiye söz konusu. Borçlar ve kredilerde net borç 1.2 milyon euro. Transfer borcu da yaklaşık 60 bin euro civarında arkadaşlar. Biz açıkçası hemen kulübe adımımızı attığımız gibi bir antrenörlük kursuna başlayalım dedik ama red cevabını aldık arkadaşlar. Şu ana kadar tek bir kurs alabildik. O da eski takımımızdan, Burdo takımından. Ulusal C lisansımız var. İtibarımız kendini ispatlamamış. Bir yıldız oldu, yükseldi. Profilde de ufak tefek iyileştirmeler mevcut antrenörlük ve zihinsel anlamda. Buradan lisans alabileceğimi düşünüyorum. Çok kötü bir takım değil açıkçası arkadaşlar. Evet, taktiğimize gelelim. Bir takımı tanımaya devam edelim. Ben bu taktikte oyunculara göre bir taktik hazırladım. 4-2-2-2 oynayacağız. Hücum ağırlıklı bir oyun anlayışıyla çıkacağız. Savunmada 2 pasör stoper, 1 sigorta bek, 1 tane 2 yönlü bek, orta alanda 1 savaşçı orta saha, 1 serbest defansif orta saha, sol kanatta kanat forvet kullanacağız, sağ kanatta düz kanat Perry, 1 çalışkan forvet ve 1 yaratıcı forvetle sahaya çıkacağız. Takımın yıldızlarını göstermek istiyorum size arkadaşlar. Yani
yıldızları demeyelim ama en iyi oyuncularına baktığımız zaman stoper oyuncusu Sulic fena değil. 27 yaşındaki oyuncu, fiziksel anlamda çeviklik biraz düşük ama onun dışında kötü bir stoper değil. O önemli isimlerimizden biri olacak arkadaşlar. Ama en büyük yıldız orta sahadaki Brezilyalı çok net Pinheiro da Silva. Bence iyi bir profil var. Her şeyden biraz olan bir profil arkadaşlar. 29 yaşındaki Brezilyalı. En önemli yıldızımız diyebilirim da Silva için arkadaşlar. Beklentimiz büyük. Sağ tarafta düz kanat kullanacağımız Perry. Etiyopyalı oyuncu arkadaşlar. Hız ve hızlanması hiç fena değil. Onun dışında çok yeterli bir profil olmasa da düz kanat oyuncusu olarak iş yapabileceğini düşünüyorum. Ve forvette de arkadaşlar Muhsin var. Muhsin Iraklı oyuncu. Elimizdeki en iyi forvet oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Bu oyunculardan bakalım. İki maçta nasıl verim alacağız bilmiyorum. Hiç hazırlık maçı da oynamadık. İki maçta alacağımız sonuçlara göre de ya kümede kalacağız, ya küme düşeceğiz. Yine ayrılacağız buradan. Ya playoff oynayacağız ya da ligde kalırsak şayet bir sezon daha Ostersunds maceramız devam edecek. Evet, bakalım iki maçta neler yapmışız. Evet arkadaşlar, Halmstad'ı iç sahada 2-0 ile yendik ama deplasmanda da Gais'e 3-2 mağlup olarak bitirdik sezonu. 2 maçta 1-3 puan alabildik sadece. Halmstad karşılaşması ilk maçımızdı bizim. Açıkçası iyi bir savunma yaptık. 7 şut 3 isabet 0-34 gol beklentisi tuttuk. 11 şut 5 isabet 1-64'ten Brückler'in 2 golüyle 3 puan almayı başardık. Ama deplasmanda Gais'e ne yazık ki mağlup olduk. Sadece 3 puan aldık ve lige şöyle bir bakalım arkadaşlar. Lig puan tablosuna hemen bir bakalım. Ligde kalmayı başardık. Bu sevindirici nokta. Ligde kalmayı başardık. 13. olarak sezonu bitiriyoruz İsveç Ligi'nde. Küme düşme hattında almıştık. En azından playoff'ta oynamadan ligde kalmayı başardık arkadaşlar. Bu başarı önümüzdeki sezonda burada olacağımızın açıkçası bir göstergesi diyebilirim. Şampiyon Ajax oldu. Malmö 2. sırada, Djurgården 3. sırada ve Hammarby de 4. sırada bitirdiler. Sadece 26 gol atmışız arkadaşlar 30 maçta. Hücum anlamında felaket bir performansımız var. En kötü 2. takımız. Yenilen golde de 43 gol. En kötü yine 2. takımız. Kısacası burada çok işimiz var arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız. Göreceğiz. Yeni sezonda şimdi bir transfer dönemi geçireceğiz. Burada tarihler garip tabii. 17 Kasım 2024'te an itibariyle sezon bitti. Şimdi yeni yapacağımız transferler var. Yani kış aslında bizim Avrupa'daki kış transfer dönemi arkadaşlar burada yaz transfer dönemine karşılık geliyor diyebiliriz. İlk transfer dönemimiz, kapsamlı transfer döneminde takımı güçlendirmeye bakalım çalışacağız. Maddi durum çok iç açıcı değil. Verilen transfer bütçesi 52 bin euro verdiler. Maaş bütçemiz 2.8 milyon euro da arkadaşlar, ağırlıklı olarak free oyunculara yöneleceğiz. Genel durumda kasada biraz artış var. 467 bin euroya çıkarttık genel durumda kasadaki durumu. Evet, şimdi bakalım bir sezon daha buradayız. Çünkü buna sezon diyemeyiz arkadaşlar. Ama arsızca hemen gideceğiz. Bir antrenörlük kursu isteyeceğiz. Ligde tuttuk. Versinler, kurs versinler bana. Bunu isteyeceğiz arkadaşlar. Umarım verirler ve transferleri yapıp yeni sezona hazırlanacağız. Evet, sizleri o zaman fazla bekletmiyorum arkadaşlar. Ostersunds'ta bakalım yeni sezon önceki hazırlıklarımızda neler yapmışız. Evet, antrenörlük kursu talebimiz kabul gördü arkadaşlar. Şu an kursa gidiyoruz ve ulusal B lisansını cebimize koyacağız. Bu sevindirici bir gelişme, ligde tutmanın hediyesi diyebiliriz yönetim tarafından bize yapılan. Şimdi transferlere bakacağız. 6 Nisan 2025 tarihindeyiz. Sezon ilk devresindeki sonuçlara da bakacağız ama önce bir transferlere şöyle bir ufak bir göz attığımızda arkadaşlar, çok hareketli bir transfer dönemi ne yazık ki geçiremedik. Giden oyuncularımız oldu. Henrik Norby ile yolları ayırdık. 190 bin euro girdi kasaya arkadaşlar. Ganon'u sattık, kiralık olarak yolladık. Graç'ı kiralık olarak yolladık. Bedelsiz ayrılanlar var. Stolt'u Varberse'ye 71 bin euroya sattık ve Ejubi'yi de Selse'ye 90 bin euroya sattık. Çok ciddi dediğim gibi bir girdi yapamadık ne yazık ki. Ve transferlerde de çok hareketli bir transfer dönemi geçmedi arkadaşlar. Bu sezon transfer listesine giren, yani transfer bütçesine giren iki ismi kadroya kattık. Kaleye Kuzenovic geldi bedelsiz olarak ve bir orta saha oyuncusu Gijerdom'u da kadroya kattık arkadaşlar. İlk önce onlara bir bakalım. Daha başka transferler var. Geçtiğimiz sezonki listeye giren free transferler. Kaleci için diyecek çok fazla bir şey yok. 32 yaşında tecrübeli bir kaleci. İş yapabilir. Yani elle kontrolü biraz zayıf olsa da en azından ellerinin varlığını şu profilde hissediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Matias Gijerdom ise bir orta saha oyuncusu. 27 yaşında merkezde kullanabileceğimiz, zaten ikili orta saha oynuyoruz. Uzun rotasyonda kullanabileceğimiz bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ona da yine hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ve geçtiğimiz sezonun transfer dönemi listesine giren isimlere
Ve şöyle bir baktığımızda 3 bedelsiz ismi de kadromuza kattık arkadaşlar. Lopez, Pinto, Bastida ve Pitaluga'yı kadromuza kattık. Bizden önce gerçekleşen bir transfer de var. Doğri transferi var arkadaşlar. O zorunlu satın alma opsiyonu kullanıldı. Volendam'dan alınan oyuncu 74 bin euro ama biz almadık onları. Bizim aldıklarımız Javi Lopez, Pinto'ya şöyle bir göz attığımızda bir sol kanat oyuncusu arkadaşlar. Kötü özellikleri yok bana göre. Biraz vücut zindeliği sıkıntı çıkartabilir ama sezonda fayda bekliyoruz kendisinden. Açıkçası iyi bir sezon bekliyoruz İspanyol oyuncudan. İkinci hamle ise arkadaşlar burada ikinci hamle Bastida. O da İspanyol oyuncu. Bir orta saha oyuncusu. Fiziksel anlamda birazcık zayıf olsa da bence teknik mental anlamda hiç fena bir oyuncu değil. Daha 20 yaşında aynı zamanda. Yaklaşık ona 300 bin euro veriyoruz. Ciddi bir rakam veriyoruz ve performans bekliyoruz Bastida'dan. Diğer bir isim ise arkadaşlar kaleye Pitaluga. Pitaluga Brezilyalı kaleci. Bence iyi. 22 yaşında daha 192 bin euro veriyoruz senelik. Yani kalecilik özellikleri hiçbir şey tam değil ama hiçbir şey de çok eksik değil. Her şeyden biraz var. Performans bekliyoruz Brezilyalı kaleciden açıkçası arkadaşlar. Evet şimdi gidelim bakalım. Sezonun ilk devresinde Östersunds'umuz neler yapmış ona bakacağız. Hedeflerimiz büyük arkadaşlar. Bunun altını çizelim. Hedeflerimiz büyük. An itibariyle ligde Östersunds'umuzun şöyle sezon öncesi bakışa baktığımızda ligi 13. bitireceği varsayılmış Bayspor onları tarafından. Şampiyonluğumuza 1'e 301 veriyor. Ben bir 10 TL atardım şahsen ama o kadar paramız yok. Sözleşme miktarlarını gördünüz zaten ama 13. olacağımızı düşünmüyorum. Çok daha iyi bir Östersunds izleyeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Aynı şekilde 4-4-2 taktiğiyle sezona da başlayacağız. 4-4-2 taktiğiyle kullanacağız bu sezon Östersunds'ta bakalım neler yapacağız göreceğim. Evet yeni transferler bakalım neler yapacağız. Sezonun ilk bölümüne geçiyoruz Östersunds'la. Evet arkadaşlar sezonun ilk bölümüne geldik. 6 Temmuz 2025 tarihindeyiz. 7 Temmuz'da yaz transfer dönemi, ikinci transfer dönemi, kısa dönem yaz transfer dönemi başlayacak diyebiliriz. Burada biraz işler karışık tarihlerden dolayı. Sevindirici nokta lisansımızı cebimize koyduk. Ulusal B lisansını aldık arkadaşlar. İtibarımızda 1,5 yıldıza çıkartmış vaziyetteyiz. Bu gerçekten iyi, sevindirici. Antrenörlük kursuna başla talebimizde de bulunduk ve onu da kabul ettiler. Taşaklı yönetim. Arkadaşlar taşaklı yönetim dedik biz size. Biz burada güzel günler görürüz. Bakalım bir lisans daha cebimize koyabilecek miyiz? Antrenörlük kursundan yine başlamış bulunmaktayız. Peki neler yaptık? Yönetim bunları neden kabul ediyor? Her istediğimizi yerine getiriyor. Evet arkadaşlar muazzam bir sezon başlangıcı yaptık. Sirius'u iç sahada 4-0 yenerek başladık ve geçtiğimiz sezonun şampiyonu AYK'yı deplasmanda 3-0'la adeta madara ettik diye bilirim arkadaşlar. Çok mu iyi savunma yaptık? Hayır, çok iyi bir savunma takımı değil. 17 şut 4 isabet 1.44 gol beklentisi verdik. 16 şut 6 isabet 2.05'ten Brückler, Bastida ve Krajun gollerini buldu. 40 dakikada bulduk ve 3-0'la kritik bir galibiyetin altına gerçekten imza attık. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu karşısında. Daha sonra Helsingborg'u 3-0 ve Varberg'i 2-1'le geçtik. 4-4 ile başladıktan sonra 2 tane puan kaybı var. Hammarby deplasmanı 3-3 ve Göteborg'u iç sahada 2-1 mağlup olarak sezonun ilk mağlubiyetini aldık. Halmstad'ı deplasmanda 3-0 geçerken Norrköping'i de iç sahada 3-0'lık skorla ezdik diyebilirim. Norrköping karşılaşmasında rakibin 12 şut 2 isabet 1.49 gol beklentisi var ama kalemizi böyle kapadık. 15 şut 4 isabet 1.80'li gol beklentisinden Brückler'in 2 ve İspanyol yeni transferimizdi sezon başı Javi Lopez Pinto'nun golüyle net bir 3 puanı da hanemize yazdırmış olduk Norrköping karşısında. Devrenin son düzlüğünde Malmö deplasmanından beraberlikle ayrılırken Dujargen'i 1-0, Hakan'i 3-2 ve Vanemo'yu da iç sahada 1-0'lık sonuçta geçmeyi başardık. Sadece 3 maçta puan kaybı yaptık. Bence başarı olduğunun altını çizebiliriz. Aldığımız bu sonuçlardan sonra ligdeki puan tablosuna baktığımızda an itibariyle eksik maçıyla birlikte lider durumdayız. Östersunds'umuz 12 maçta 29 puan topladı. 19 averajlı ligin en iyi averajına sahip takımıyız. İkinci sırada Haken 26, Elfsborg 3. sırada 24 ve Dujardegen 23 puanda arkadaşlar. Ligin atılan 27 golle ligin en skorer ikinci takımı olurken sadece 8 gol yedik ve defansif anlamda da en iyi performansı gösteren takım olduk arkadaşlar.
arkadaşlar. Bakalım ikinci devre nasıl geçecek, merak ediyorum. Bir mucizenin altına imza atabilecek miyiz? Biraz önceki başlangıç videosunda şampiyonluk oranını görmüştük arkadaşlar. Ama bizim olduğumuz yerde umut her zaman vardı. Şu ana kadar çok iyi bir Rostersus macerası. Hem yönetimden istiklerimizin yapılması ve bunların da bizim de motivasyonunu sağlayarak sağ içi sonuçlara yansıması. Gerçekten güzel bir maceranın altına imza atıyoruz. Şimdi bir transfer dönemi var. İkinci transfer dönemi diyebiliriz ama transfer bütçemiz sıfır arkadaşlar. Maaş bütçemiz de neredeyse eksi de. Bedelsiz bir iki oyuncuyla görüşmeler var takip listemizde. Belki onları kadromuza katabiliriz. Genel durumda eksi 958 bin eurodayız. Ne yazık ki. Evet, bakalım ikinci son bölüm neler yapmışız yeni takımımızda arkadaşlar. Şimdi ona bakacağız. Umarım yani şampiyon olamasak bile ilk iki içinde bitirirsek bence büyük bir başarı. Ama bu sezon sonunda da biraz sonra da buradan istifa edeceğiz. Bunun da altını çizelim. İki lisansı bir tane almıştık, bir tanesini talep ettik. Başvuru kabul oldu, gidiyoruz. İki lisans Östersunds macerasının gayet yeterli. Evet, final bölümüne geçiyoruz. Evet, ikinci dönem yaz, kısa yaz transfer döneminde diyelim iki oyuncu kadromuza kattık. Bir tanesi kiralık arkadaşlar, Sparta Rotterdam'dan Lyotki ve bir tane de Intersiz'den bedelsiz olarak Martin Belotti'yi kadromuza kattık arkadaşlar. Aynı zamanda giden oyuncular da oldu. Giden oyunculara baktığımızda Musoletini Vasteras'a 275 bin euroya yollamayı başardık. Şu ana kadar en ciddi satışımız. Toplam giden oyunculardan kasamıza da 475 bin euro girdi. Gelen oyuncuların peki ufak bir şöyle profillerine baktığımızda Lioski arkadaşlar Makedon oyuncu, bir forvet oyuncusu. Forvette eksikliğimiz vardı. O boşluğu doldurmak için aldık. Açıkçası da çalışkan forvette kullanabileceğim bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bakalım sezonun ikinci devresinde bize performans verecek, meraklardayız. Ve bedel Belotti orta sahaya, Arjantinli 23 yaşındaki oyuncu, çok iyi bir profil olmasa da ikili orta sahada rotasyonumuz, kaliteli oyuncu rotasyonumuz vardı. Belotti'nin o bölgede bizim elimizi rahatlatacağını düşünüyorum arkadaşlar. Peki sezonun ikinci bölümünde neler yaptık? Hemen ona bir göz attığımızda muazzam bir Östersunds ikinci devre geçirdik. Mjällby ile 1-1 berabere kaldıktan sonra iç sahada Östers 2-0, Elfsborg deplasmanda 2-0 ve geçtiğimiz sezonun şampiyonu yine AEK iç sahada 4-1 ile mağlup ettik arkadaşlar. Bu karşılaşmada 16 şut 8 isabet 2.04 gol beklentisinden Brückler, Bastide, Musim ve Lioski gollerini bulduk. Fırsat verdik ama tek gol yedik. 10 şut 6 isabet 1.86'dan Rondic golünü kalemizde gördük. Muazzam bir zafer. Geçtiğimiz sezonun şampiyonunu hem isabet hem deplasmanda mağlup etmeyi başardık. AEK maçından sonra Sirius'u deplasmanda 2-0 ile geçtik. Helsingborg deplasmanı 2-1. Varbergs'i 4-0 ile geçtikten sonra Hammerby ile iç sahada 3-3'lük bir beraberlikle 2 puan bıraktık ve deplasmanda Göteborg karşısında 2-0'lık net bir galibiyet aldık. Muazzam oynadık. 17 şut 8 isabet 2.40 gol beklentisinden Perry ve Alioski gollerini bulduk. Rakibin sadece 10 şut 4 isabet ve 0.75 gol beklentisi vardı bu karşılaşmada. Hak edilmiş bir 3 puan. Göteborg maçından sonra iç sahada Halmstad'ı 1-0 ve Norrköping'i deplasmanda 4-2 ile geçtik. Malmö'ye kendi sahamızda 2 puan bıraktık 0-0'lık sonuçla. Dujardegin deplasmanı 1-0. Hakkını iç sahada 4-1 ile yenerken Varnamo deplasmanda 0-0'lık beraberliğimiz var. Ve Mjällby'yi de iç sahada 2-0 mağlup etmeyi başardık. Şimdi puan tablosuna bakmayacağız. 2 maçı beraber oynayacağız. Östers ve Elfsborg maçlarını beraber oynayacağız arkadaşlar ve sezonu bitireceğiz. İlk önce biz şöyle bir kendimize bakmamız gerekirse hala arkadaşlar ulusal B lisansımızı cebimize koyduk. Ve itibarımız da 2 yıldız düzeyinde bir antrenörlük kursumuz da hala devam ediyor. Bunun da altını çizelim. Evet, fikstürdeki son 2 maça çıkıyoruz. Östers'le başlayacağız deplasmanda ve Elfsborg maçıyla bitireceğiz. İsveç Kupası sonuçlarına daha sonra bakarız arkadaşlar. Sonuç ne olursa olsun, kaçıncı bitirirsek bitirelim, küme düşmedik zaten. İyi bir noktada olduğumuzu siz de biliyorsunuz ama durum kritik. Sadece o kadar bir spoiler vereyim. Buradan gideceğiz. 2 lisansı cebimize koyarak, başarılı bir Östersunds arkamızda bırakarak gideceğiz. O yüzden Östersunds'taki son 2 maçımız Östers maçındayız. Evet, Östers deplasmanındayız. Bakalım neler yapacağız. Son 2 maç. Ligde kritik bir noktadayız arkadaşlar. Muhakkak kazanmamız gerekiyor. Daha lig tablosunu görmediniz ama ilginç bir tablo var ligde gerçekten. Haydi aslanlar, vurduğumuz gol, yediğimiz offside olsun diyoruz ve maça çıkıyoruz. Evet, maçın ilk 20 dakikalık bölümü 0-0 geçiyor. Topa hakimiz. Çok yaratamadık ama çok pozisyonda vermedik rakibi arkadaşlar. Fırsatlar, denemeler, takımız Östersunds'tan geliyor an itibariyle. İlk yarım saatlik süreyi geride bıraktık. Şimdi sol taraftan Östers taç atışını kullanıyor ve bir atak geliştirmeye çalışacaklar. Hemen öndeki presle topu kapmamız lazım.
Labado bıraktı. Christiansen de geliyorlar sol taraftan. Christiansen içeriye gol pozisyonu var. Şut kaleci çok iyi çıkarttı. Çok iyi bir kurtarış. Atak devam edecek. Brezilyalı kaleci çok iyi kurtarışları var gerçekten bu sezon. Sulic, Bastida, Anan, Pinto, Brückler, Belotti. Sağda boşluk var araya. Alioski! Offside, offside. Evet 40. dakikadayız. 40. dakikadayız. Fırsatlar bizden. Her istatistikte öndeyiz. Sadece tabelaya yansıtamadığımızı söyleyelim. Şimdi merkezden gelmeye çalışacak Osters. Araya giremedik. Christiansen sol tarafta. Ceza sahası içine savunmamız çıkarttı. Belotti. Uzun bir top. Nereye attın Belotti? Şimdi merkezden yine geliyorlar. Piyaka. Mörfelt önüne çok iyi aldı. Gol pozisyonu ve gol. Osters 1-0 öne geçiyor. Olacak iş değil. Ya bu kadar üstün oynadığımız bir karşılaşmada kalemizde golü görüyoruz ne yazık ki arkadaşlar. 45 artı 1'de gördük golü. Piyaka. Mörfelt önüne çok iyi alıyor. Ceza sahası içine girdi. Ve Seger bomboş pozisyonda topu filelerimize yolluyor. Çok kötü zamanda gol yedik. Çok kötü bir zamanda gol yedik. Ve ilk yarı ne yazık ki mağlup gidiyoruz. Yani aslında üstünüz her istatistikte. 8 şut 4 isabet 0.91 gol beklentimiz. %64 toplu oynamamız var. Rakibin 6 şut 3 isabet 0.60 gol beklentisinden tek golü var. İkinci yarı aynı takıma güveniyorum. Zaten yedeklerimizin kalitesi çok iyi değil arkadaşlar. Haydi bakalım çocuklar. Haydi. Fernandez. Perry. Fernandez. İçeriye doğru gol pozisyonu. Lopez Pinto. Maçın 51. dakikasında beraberliği yakalıyor. Osters unsumuz Osters deplasmanında. Aradığımız golü tam zamanında bulduk. Çok güzel bir zamanda geldi. Fernandez'in ortasında Lopez Pinto demarke pozisyonda iyi noktaya vuruyor kafayı. Ve 1-1'i yakaladık. Evet 65. dakikaya geldik. Yani şu maçın çoktan 2-1 olması gerekiyordu arkadaşlar. Şimdi Brückler çok kötü. Brückler yerine bir Muhsin'i atacağız. Onun haricinde ananı değiştirmeyeceğim. Aynı taktik devam. Hadi çocuklar. Şimdi Sujic, Pinto. Sol taraftan geliyoruz. Pinto golümüzün sahibi. Sujic, Bastida, Belotti, Muhsin, Lopez Pinto. Arada Alioski! Müthiş asist, müthiş bitirici vuruş. 2-1. Geri dönüş. 2-1 öndeyiz Osters deplasmanında. Belotti, Muhsin. Çok iyi pas. Pinto. Asist çok iyi ama topun dibine çok iyi giriyor. Lioski ve 2-1 ön yakalıyoruz deplasmanda. Bir duran top. Dikkat çocuklar yapmayın ya. Osters beraberliği yakalıyor. Kriçak. Yani gerçekten olacak iş değil ya. Çok basit gol yedik. Çok basit gol yedik. Çok basit gol. 2-2. Anan bir duran topta bizden. Bir kafa ve gol. Krakin atıyor. 9. golü savunma oyuncumuzun. 3-2. Dakika 79. Bırakmıyoruz maçı. Krakin çok iyi yükseldi ve gol attı. Son 10 dakikaya 12 dakika önde giriyoruz. Şimdi Berkuist dikkat çocuklar. Dikkat ne olur ya. Bir 2 dakika tutun ya. Aradan offside hakem. Offside hakem. Kaleci. Kaleci 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 şu. Bir savunma çizgimize bakalım. Savunma çizgimize bakalım. Gerideyiz. Bir tık daha geri alalım. Şöyle yapalım. Devam. Aman çocuklar. Bir kafa dışarı ya. Dışarı ya. 85. dakika. Ya pozisyon verdik. Zaten sezon genelinde de çok pozisyon veren bir takım olduk arkadaşlar. Hücum performansımızla ön plana çıktık. An itibariyle de 3-2 öndeyiz deplasmanda. Şimdi Fernandez dakika 90 artı 4. Güzel bir geri dönüş hikayesinde altına imza attık. Belotti aradan bıraktı. Perry gol pozisyonu. Son nokta Lioski. 4-2. Come on. Graham Potter kimmiş? Biz varız biz. İşte Perry. Fernandez sağ bekimiz. Belotti çok iyi gördü. Perry çizgide çok iyi bırakıyor. Kaçtan dönen top bırakmamış. Lioski ve 4-2. Evet kritik bir 3 puanında altına imza atıyoruz arkadaşlar. Gerçekten geri düştük ama müthiş bir hücum performansıyla oynadığımızın altını çizelim. 19 şut 9 isabet 2.99 gol beklentisinden. Lopez Pinto, Lioski 2 ve Kraken gollerini bulduk. 16 şut 7 isabet 1.96'dan 2 gol yedik arkadaşlar. Sezon geni zaten pozisyon veren bir takımdık. Evet soyunma odasına gidiyoruz. Da iyi bir oyun ve iyi bir galibiyeti diyoruz. Ve devam ediyoruz. Maçın adamı da arkadaşlar Lioski oldu. Atmış olduğu 2 golle. Ve artık son maç. Son maça gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım son maçta Elfsborg karşısındaki ligin
İkincisi Elfsborg. Böyle bir durum söz konusu. Bakalım neler yapacağız. Bu müthiş sezonu nasıl bitireceğiz? İç sahada Elfsborg maçındayız. Ligin son maçı aynı zamanda bizim de Östersunds kariyerimizdeki son maç arkadaşlar. Bu maçtan sonra bir bakacağız puan tablosuna neler yapmışız ve istifamızı basacağız. Bir sezon bence iyi de Östersunds'a maceramız. Bakalım Elfsborg maçında neler yapacağız. Evet, vurduğumuz gol, yediğimiz offside olsun diyoruz. Evet, ilk 15 dakika 0-0 geçiyor. Bir duran top şansı. Kafa vuruşu dışarıya. Dakikalar 19. Luis Pinto vurdu dışarıya. İyi oynuyoruz, topa sahibiz. Üretmeyi birazcık daha üretken olursak 3 puanı alabiliriz arkadaşlar. Şimdi Krekun'la savunmadan çıkıyoruz. Belotti, Loski dışarıya. Şimdi Koli. Basalım alalım, bastık aldık. Fernandes, Belotti, Perry. Sağ tarafta aldık. Gidemedi Koli Douglas. Basın oğlum, basın çıkartmayın. Aldık. Brükler gol pozisyonu. Brükler! 18. gol Lucas Brükler. Dakika 22. O. Görüyorsunuz dev ekranı değil mi? Stat'tan daha pahalı. Onu ben yaptırdım. 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Çok iyi pres. Top kaybı. Brükler önünü alıyor ve bitirici vuruşu çok iyi yapıyor. 1-0. Dakikalar 27. Annan. Orta, savunma, Sušić, Anan, bir orta daha, arka tarafta kimse yok. Holmen, geçiş hücumuna dikkat edelim. Şimdi rebound almamız lazım. Fernandes, Belotti, Perry. Perry'den bir bomba adeta, büyük hata geldi. Lopez Pinto, Brükler, 2-0, 2-0 Brükler. Lopez Pinto'a pas ve Brükler gol. Rakip teknik direktörü olsam, şu pası atan stoperi şunu arkadaşlar. Falaka'ya yatırın Boman'ı. Neyse, bizim işimize geldi. Lopez Pinto ve Brükler 2-0, dakika 28. Evet, 40. dakika içindeyiz. Gerçekten iyi bir ilk yarı geride bıraktık diyebilirim arkadaşlar. Ligin ikincisi karşısında çok iyi savunma yaptık. Bulduğumuz fırsatları değerlendirdik ve 2-0 önde gidiyoruz soyunma odasına. 6-3'teki isabet 0-99 gol beklentisinde 2 gol bulurken 5-1 isabet 0-20 gol beklentisinde tuttuk Elfsborg'u. Haydi bakalım, haydi bakalım çocuklar. Dakikalar 54. Bir duran top. Direkt kaleci karışımı bir pozisyon. Şimdi Brükler. Dikkat dikkat. Götür oğlum, sakin. Nereye gideceksin? Gidemezsin. Gidemezsin. Ne yapıyorsun? Kendine çalım attı. Oman. Şimdi Annan, dakikalar 63. Ay! Çok büyük bir pas hatası çıkarken yapmayın ya. Yapmayın ya kaleci. Pitaluga. 69. Annan. Orta kafa, kaleci Peterson. Çok iyi bir kurtarış, çok iyi bir refleks. Atak devam edecek. Tribünler coşmuş durumda. Orta, savunma. Lioski vur oğlum, vur. Anlan, Krokin offside. Evet, ligin ikincisi Elfsborg karşısında son 10 dakikaya 2-0 önde giriyoruz. Arkadaşlar çok iyi savunma yaptık. Gerçekten iyi bir oyun ortaya koyduk. İç sahada net bir oyun ortaya koyduk. Oynanması gereken bir oyun ortaya koyduk. Şimdi bir duran top şansı var. Ve dışarıya dışarıya. Artık son düdüğü bekliyoruz. Şimdi Pitaluga ile savunmadan çıkacağız. 90 artı 2. dakika. Bastita. Sušić. Bıraktı Annan. Sol taraftan geliyoruz. Lopez Pinto. Annan. Bastita. Lopez Pinto. Brükler. Brükler. İki golü sahibi. Lopez Pinto. Lopez Pinto, Bastita, yerden gol pozisyonu. Lioski dışarıya vuruyor, dışarıya vuruyor. Ve karşılaşmayı çok net bir oyunla 2-0 kazanıyoruz. Hak edilmiş 1-3 puan, 13-6 isabet, 2-15 gol beklentisi, %66 toplu oynamadan. Brükler'in 2 golünü bulduk ki 8.2 ile de maçın adamı. 9 şut, 3 isabet, 0-43 gol beklentisi vererek lig ikincisi Elfsborg'a arkadaşlar. Evet, kolları yukarı kaldırıyorum. Galibiyet alacaksınız, böyle alacaksınız diyorum arkadaşlar. Ve puan tablosuna gidiyoruz. Evet arkadaşlar, Östersunds'umuz 30 maçta toplamış olduğu 75 puanla İsveç Ligi'ni şampiyon olarak bitiriyor. 48 averajımız var. En yakın rakibimiz Elfsborg'a tam 14 puan fark atmış bulunmaktayız. Şöyle detaylı olarak şimdi bir baktığımız zaman arkadaşlar, sezon genelinde 23 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 75 puan topladık. Muazzam bir sezonu geride bıraktık. Geçtiğimiz sezon son 2 maçta ligde tuttuğumuz takımı bu sezon tüm sezonda şampiyon olmayı başardık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Grand Potura da buradan selam olsun diyelim. Genel hatlarıyla performansımıza baktığımızda 67 golle ligin en
en skorer takımıyız ve sadece 19 gol yede ligin defansif anlamda en iyi takım olduk arkadaşlar. Ama pozisyon verdik mi? Sezon genelinde verdik arkadaşlar bu pozisyon. Kalemizde maç başına 1.05 gol beklentisi verdik. 0.63 gol yedik. Burada kalecimizin iyi performansı önemli etken. 1.82 penaltı hariç gol beklentisi, 2.23 gol bulduk. 14.5 şut attık ve %88 pas isabet oranı ile oynadık. Hücum takımı diyebiliriz bu veriler ışığında. Ve bireysel performanslar. Evet, bireysel performanslarda devre arası transfer Ioski 19 maç 11 gol 3 asist 7.31. Lopez Pinto sezon öncesi transferimiz 7 gol 10 asist 7.21. Kaleci Pitaluga 7.21. Brückler 19 gol 5 asist 7.18. Krasin 7.18. Da Silva 5 gol 8 asist 7.13. Perry 6 gol 8 asist 7.13 ile sezona damga vurdular arkadaşlar. Çok profillere girmeye gerek yok zaten, çoğunu biliyorsunuz. Evet, güzel bir sezon geride bıraktık ama her güzel şeyin bir sonu vardır arkadaşlar. Bunun altını çizelim. Burada olmayacağız. Tarihler 9 Kasım 2025. Şimdi lig, tabii lig burada İsveç'te 9 Kasım'da bitiyor ama Avrupa ligleri devam ediyor. Hemen bir takıma da gitmeyeceğim. Açıkçası artık birazcık daha Orta Avrupa'ya doğru gideceğiz. Orta Avrupa'da bir takıma doğru gideceğiz. O yüzden şöyle bir Temmuz'u, Haziran'ı göreceğiz arkadaşlar. Bekleyeceğiz ve yeni sezona yeni takımla geçmeye çalışacağız. Peki bizim durumumuz ne? An itibariyle arkadaşlar antrenörlük kursuna burada başlayalım. Bir başlayalım bakalım ya. An itibariyle ulusal A lisansını cebimize koyduk. İtibarımızda 2 yıldız durumda. Özelliklerimize baktığımız zaman özelliklerimize de disiplin seviyesinin 11'e kadar çıktığını görüyoruz. Bir de arkadaşlar bizi aldığımızda gelişim var gerçekten. Kariyer genel istatistiklerinde 55 maçta 41 galibiyetimiz var. Tüm istatistiklerde, tüm kariyerimizde ve %74 galibiyet yüzdemiz var. Şimdi burada bir antrenörlük kursu var. Bence antrenörlük kursuna başlayalım. Kabul ederse yönetim arkadaşlar en azından kursa başlamış olarak istifa edelim. Şimdi onun cevabını alırız zaten. Kısa bir süre içinde bildirecek bize. Bir bakalım, bir gidelim. Eyşanlık yapalım. Eyşanlık yapalım arkadaşlar kısacası. İsveç Kupası var ama İsveç Kupası 97 gün sonra. Orada devam ediyor turnuva ama ona bakmayacağız arkadaşlar. Evet, bakalım an itibariyle kursa bir cevap gelmedi. Şöyle bir iki gün ilerleyelim en azından. Evet, evet, uluslararası C lisansı 4 ay, maliyet yaklaşık 1100 euro. Ostersunds bize bu kursa başlattı. Bu kursa başlattı. İstifa etsek dahi bu kurs devam ediyor arkadaşlar. Onun rahatlığı, rahatlığından dolayı da şöyle bir istifamızı veriyoruz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Biz Ostersunds'ta elimizden geleni yaptık. Yönetim tabii ne diyor? İstifa mektubunuzu vermiş olsanız da sizden bu kararı yeniden gözden geçirip takımda kalmayı düşünmenizi istiyoruz. Bir kez daha başkanın ifadesi. Ama biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Kararımı değiştirmeye niyetim yok. Buradaki süremin dolduğunu düşünüyorum diyeceğim. Ve evet, ne diyorlar? Gitmeye karar verdiğiniz için inanılmaz bir üzüntü duyuyoruz. Kulüpteki liderliğinizi fena halde özleyeceğiz. İşler bu raddeye gelsin istemezdik ama artık size kariyerinize başarılar dilemekten başka bir çaremiz kalmadı hocam diyorlar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Biz de kendi yolumuza bakacağız. Evet, istifamız kabul edildi arkadaşlar ve yeni sezona yeni bir takımla gireceğiz. Fenasikerim'in 3. bölümünde yepyeni bir takım. 10 Kasım 2025 tarihindeyiz ama dediğim gibi 2026 Temmuz'una kadar free olarak gideceğim ve bir Orta Avrupa takımına transfer olmaya bakacağız. Artık kuzeyden biraz uzaklaşmamız lazım. Gerçek kariyerimize, yani gerçekten daşaklı bir kariyere başlamak lazım. Ulusal A lisansımız var. Uluslararası C lisansı için antrenörlük kursumuz başladı. İtibarımızı da 2 yıla kadar çıkartmış bulunmaktayız. Evet, bitiriyorum. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir arkadaşlar. Fenasikerim kariyeri devam edecek. 3. bölümde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Esenliklerle kalın.